terörle mücadelede büyük başarılar kazanıyoruz. Ordumuz bugün İdlib'de emperyalist teröre karşı büyük bir kararlılıkla yürümektedir. Daha önce Fırat Kalkanı operasyonuyla koridoru bozguna uğratmış olan Türk ordusu şimdi İdlib harekatıyla zafere yürümektedir. Türk gençliği olarak kahraman Mehmetçiğimizin arkasındayız. Hesapları bozduğumuz bu süreçte ise bir yanda Türkiye düşmanları Amerikancı bir iktidar seçeneğini yeniden yaratmaya çalışmakta, diğer yanda ise devleti yönetenler milletçe topyekun mücadeleye ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde milli eğitimi gayrimilli eğitime getirerek Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektedir. Ülkemiz iç ve dış saldırılarla yıpratılmaya, yok edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz ateş çemberinin içerisindedir. Yaratılmaya çalışılan Amerikancı iktidar seçeneği Türk ordusunu, polisini ve Türk milletini terörle mücadelede zaafa uğratacak gayrimilli bir girişimdir. Milli eğitimin gayrimilli hale getirilmesi, Türkiye düşmanlarını sevindirecek ve FETÖ gibi yapılanmaların yeniden doğmasında alan açacaktır. Türk gençliği işte bu koşullarda görev ve sorumluluklarının bilincindedir. Önümüzde daha önceki yıllarda yaptığımız gibi milletimizle birlikte gayrimilli seçenekleri mahkum etme, geçit vermeme görevi durmaktadır. Hatırlayalım, Ergenekon balyoz kumpaslarını, sözde barış süreciyle Türkiye'yi bölme girişimlerini, milli bayramları yasaklamaya kalktıkları günleri. Bu süreçlerin hepsini verdiğimiz mücadeleler sonucunda açtık. Biz kazandık. Şimdi yeniden zafere yürüyoruz. Türkiye'mizi ateş çemberinden çıkaracağımıza söz veriyoruz. Kendimize inanıyor, milletimize güveniyoruz. Türkiye Gençlik Birliği olarak ülkemizi bütün cephelerden sağ salim çıkaracak çözümü biliyoruz. Ulu önderimiz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün Bağımsız Türkiye programında birleşmek ülkemizin yegane çözümüdür. Bu sebeple vatan bütünlüğümüz ve istiklalimiz için istiklal yürüyüşü başlatıyoruz. İstiklal Savaşı ruhuyla bağımsızlığımıza kavuştuğumuz yolu yeniden adımlıyoruz.